Bismillahirrahmanirrahim. Boşlukları. Boşlukları. Boşlukları kapatalım lütfen öndeki. Gelen kardeşlerimiz ha. Şimdi o ara yere oturuyorsunuz, önde boş, oraya geçmek isteyen sizi rahatsız ederek geçiyor. Oraları evvela bak, karşıya boşluklar var. Öndeki. Hı. Cep telefonlarınızı tekrar kontrol edin. Kapalı mı değil mi? Lütfen. Cep telefonlarını lütfen. Hanım kardeşlerimden de rica edeceğim, ezan okunurken ben dersi bitirince dışarı çıkmak istiyorlar. İzdiham oluyor, hem de camide ezan okunurken dışarı çıkılmaz. Camiye girdiklerine göre namazı kılar, öyle çıkarsınız. Zaruretler müstesna ama bunlara da dikkat edeceğiz. Evet. Bak öndeki yer şimdi orası boş. Nasıl yapacağız? Oradan da geçemeyecekler. Allah Allah. Hay mübarek. Hay mübarekler. Bu rahatsız ediyor galiba. Efendim? Yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enbiya-i Uzam ve Resul-ü Kiram Hazaratımızın, Silsile-i Sadatımızın, Üstazlarımızın, hasreten huzuru devletlerinde bulunduğumuz Hazreti Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu anzatihil bari Efendimiz Hazretlerinin Harici sur ve dahili surdaki bil cümle ehlullah, ricalullah ve şühedanın müfessir, müştehit ve muhaddislerimizin, camimizin eimme hutaba, müezzinin, kayyumin ve cemaatinden bugüne kadar ahirete intikal edenlerin ve cümle yakınlarımızın, âbâ ve ecdat, akrabâ-u taallikatımızın ervahı için, Allah'ımızın rızası için El-Fatiha. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Allahümme aleyhim ve Allahümme. Amin ya mu'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn ve euzu bike rabbi en yahdurun. Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezîne âdeytum minhum meveddeh. Vallahu kadîr. Vallahu gafurur rahîm. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna alennebi. Ya eyyuhellezina amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sadakallahul azim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Ol menba'i bağ-ı belagat. Ol andelibi gülzari fesahat. Ve ol mahzeni fadl-i saadet. Muhammed Mustafa ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Sadakallahu l-azim. Ve bellegana Resuluhun Nebiyyül Kerim. Ve nahnu ala ma kâle hâlikuna ve râzikuna ve mevlana mineşşâkirîne şâhidîne bi kalbin selîm. An Enes İbni Malik radıyallahu anh kal, semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yekul, izâ kâne yevmül kıyâme şufaat, fekultu ya Rab, edhil cenne men kâne fî kalbihi hardele, feyedhulûn, sümme ekûl, edhilil cenne men kâne fî kalbihi ednâ şeyin, fekal Enes, كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Pek aziz ve kıymetli ihvan-ı dinim, aziz cemaatim, Cenab-ı Hak ziyaretlerinizi dergahında kabul buyursun. Ziyaret ettiklerinizin de şefaatine cümlemizi mazhar buyursun Hazreti Allah. Ziyaret edilenler ziyaret edenleri asla boş çevirmezler. Bu inancımızı kat'i şekilde kalbimizde muhafaza etmemiz lazım. Hiç tereddüdünüz ve şüpheniz olmasın. Binaenaleyh Allah'ımızın huzuruna gelen asla boş dönmez. Öyle buyuruyor Resulullah'ımız. Bir kul Mevlasından istemek üzere elini kaldırsın da avuçlarını semaya, çünkü duanın kıblesi semadır. Namazın kıblesi Kabe, kalbin kıblesi de mekandan münezzeh olan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Bu duygularla avucunu açar da dua ederse, yalvarırsa
Allah avuç açmış, dilenen, isteyen kulunu boş çevirmekten haya eder. Hiç boş çevirir mi Rabbimiz kapısına geleni? Ziyaret ettiğimiz kapılar da Allah'ın kapılarıdır. Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'nin huzuru, onun yanına gelişimiz, oradaki kapı, manevi kapı, Resulullah'ımıza açılan kapı demektir. Resulullah'ımıza açılan kapı, Cenab-ı Hakk'ın cennet ve cemaline açılan kapı demektir. Bu kapılar birbirini takip eder. Mürşitler onun içindir. Üstazlar onun içindir. Onlar ilk müracaat edilecek kapılardır. Onları bulunca Mevlamızın öteki gönül sultanlarını da bulmak kolaylaşır. Binaenaleyh bu saha ve cömertlikte ileri gitmiş o gönül kapılarının huzuruna gelirsek, gönüllerini Allah'a vermişler. Gönüllerini Mevla'ya teslim etmişler. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu leh, sırrına mazhar olmuşlar. Tam inabe, tam dönüş, tam teslimiyet gösteren onlardır. Binaenaleyh onların kapıları daima gelenlere açıktır. Ama iyi niyetle gelenlere açıktır. İyi niyetle gelenlere devamlı açıktır. Hiç kapanmaz. Ama riya ile, efendim, başka duygularla, kötü art niyetlerle o kapılara gelenler boş dönerler. Boş dönerler. Kabe-i Muazzama'yı ziyarete gidebilir, hacca gidebilir. Ama kötü duygularla giderse, hafezan Allah. Çünkü öylelerine de rastlanıyor orada. Öylelerine de rastlanıyor. Ben diyor tavaf ettim, hiçbir şey anlamadım diyor. Ben buradan hemen gitmek istiyorum. Her taraf toz toprak içinde. Estağfurullah. İşte bunlara Kabe-i Muazzama'nın kapısı kapalıdır. Yani Beytullah'ın babı kapalıdır. Yani Allah'ın evinin kapısı onlara kapalıdır. Orası kapalı olunca bütün gönül sultanlarının kapıları da kapalı olur. Ama gelemediniz, İstanbul'a gelmek istiyorsunuz. Buradaki mübarek üstazlarımızı, büyüklerimizi ziyaret etmek istiyorsunuz. Onların kabirlerini ziyaret etmek istiyorsunuz. İmkanı bulamıyorsanız bile bulunduğunuz yerden de o gönül sultanları kapılarını size açarlar. Oradan beri de o kapıdan girmeniz mümkündür. İşte bu kapılara gelenler boş çevrilmezler. Gönülleri dolu olarak ayrılırlar. Rabbim şu siz kardeşlerimizi işte bu şekil kalplerini bu ziyaretlerle, bu güzel duygularla, nur-i ilahiyle, feyzi subhaniyle dolduranlardan kılsın cümlemizi. Okuduğum sure-i celile Duha suresi. Sevgili peygamberimizi anlatıyor Allah'ımız bize bir örnek olarak. Bütün gönüllerin kendisine bağlı olan Resul-i Ekrem ve Nebi Muhteremimiz. Bütün gönüller, kalpler, letaif sevgili peygamberimize bağlı. Bütün enbiyayı uzam hazaratının 124 bin veya 224 bin peygamberin bütün gönülleri, kalpleri, letaifi Resulullah'ımızın kalbine merbut, rabıta halinde. Oraya bağlı. Cenab-ı Rabbil Alemin onu öyle merkez kılmış. Ve ona da makamı mahmudu ihsan etmiş Hazreti. Asa Rabbüküm en yerhamüküm. Diğer Sure-i İsra'daki Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu o makamı mahmud
Efendimiz'e ait olan methedilmiş bir makam, memduh bir makam. Yerde gökte sena edilmiş ve sonsuza dek sena edilecek, övülecek bir makam. Allah'ımız o makamın sahibi, fahri kainatımızın şefaatine cümlemizi mazhar buyursun. Geçen sohbetimizde işte onun şefaatine, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine temas etmiştik. Onu bulmadan Allah'ımızın rahmetine kavuşmanın imkansız olduğuna işaret etmiştik. Allah Resulü'nü bulmanın şart olduğunu, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, tevhid-i ilahiyenin Muhammedur Resulullah ile tamamlandığını. O tamamlanmadıkça tevhid noksan. Noksan olunca da maksuda ulaşamazsınız. Gayeye kavuşulamaz. Tamamen onu oradaki bir müezzin kardeşim, işte ders arasında ben böyle hiç şeyi sevmiyorum, müdahaleyi. Şimdi bak evladım, siz tam müezzinlik, şimdi biraz sonra müezzinler gelecek oraya. Orayı şöyle boşaltacaksınız. Müezzinler gelecek evladım, hani oturuyorsunuz ya orada. Orada makine de var. Ya orayı böyle boşaltacaksınız. Biraz sıkışın sağa sola. Hadi yavrum. Rica edeyim tabii. Çünkü müezzinlerimizin orada vazife görecekler. Cenab-ı Rabbil Alemin okuduğum Sure-i Celile'de Habibi Edibi Resul-ü Emini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemimizin doğuşundan irtihaline kadar onun hayatını hulasa ediyor bu mübarek Sure-i Celile'de. Tabii böyle bir saatlik sohbette bunun tefsir ve izahı mümkün değil. Ben ana hatlarıyla bazı satır başlarına temas etmeye çalışacağım. Cenab-ı Rabbil Alemin sohbetimizin bereketini, feyzini ihsan buyursun. Kur'an'ımızın nuruyla kalplerimizi tenvir buyurarak şefaat-ı Muhammediye'ye cümlemizi Rabbim mazhar kılsın. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri 93. sure olan Hazreti Kur'an'ımızın bu mübarek sure-i celile de şöyle buyuruyor. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Velluha, duha hakkı için. Duha, kuşluk vakti demek. Hepinizin anlayacağı kuşluk vakti. Yani güneşin 45 dakika efendim doğduktan sonraki o güzel görüntüsü. Duha vakti. Onun için duha namazı kılarız değil mi? Duha namazı. Salati duha. İnşallah ekseriye kılarsınızdır. İhvan ve ehevatımız efendim buna da dikkat ederlerse çok büyük ecirlere nail ve mazhar olurlar. Güneş doğduktan 45 dakika sonra öğleye bir saat kalaya kadar bu arada duha namazı kılınır. 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat şeklinde, ama en az kuşluk namazı diye 2 rekattır. Binaenaleyh 6 rekat, 2'de 1 selamla 1. rekatta niyet edersiniz. Dersiniz ki Ya Rabbi, Ya Rabbi, ihsan eylediğin namütenahi nimetlerine teşekküren Allah'ım, duha namazına. Bu kadar söyleyebilirsiniz. İhsan ettiğin sonsuz nimetlere teşekküren. 2 rekatı böyle kılarsınız.
Ondan sonra yine ikinci iki rekata niyet edersiniz. Dersiniz ki Ya Rabbel Alemin, ihsan ettiğin İslam nimetini, ihsan eylediğin Kur'an nimetini, ihsan eylediğin iman nimetine Ya Rabbi teşekkür et. Ne güzel değil mi? İki rekatta böyle kılarız. Geri kalan iki rekatı, yani beş ve altıncı iki rekatı da büyüklerimizden, üstazlarımızdan öyle de gördük. Hikmeti vardır şüphesiz. Oturarak kılarsınız. Oturduğunuz yerde. İki rekat. Orada da Ya Rabbi, ihsan eylediğin ümmeti Muhammed nimetine. Allah'ım bana öyle bir nimet ihsan ettin ki, o da ne? Muhammed ümmetinden olma nimeti. Beni Muhammed ümmetinden kıldın Allah'ım. Ben başka bir peygamberin ümmeti olabilirdim. Ama sen beni bu asırda dünyaya getirdin ve makam-ı mahmudun sahibi olan o Habibi Edibi Resul-i Emini'nin de beni ümmeti yaptın. Meccane. Meccane. Allah'ım bu çok büyük bir nimet. Beni ehli sünnet vel cemaat yoluna da sülük ettirdin. Nice gönül sultanlarının sevgisine beni onların yoluna nail ettin. Onları sevenlerden ettin. Onları tanımak ve bulmak nimetine de ulaştırdın. Bütün bu nimetlerine. Habibi Edibi Resulü Emini'ni tanıma, onun ümmetinden olma nimetine ve onun varisleri ta Eshab-ı Kiram'dan bugüne gelinceye dek bütün gönül sultanları var. Onlar işte böyle ziyaretçiler için manevi kapıları açık. Bunları tanıttın, buldurdun Allah'ım. Bütün bu nimetlere teşekküren, verdiğin, ihsan ettiğin sağlık, sıhhat ve afiyet nimetlerine teşekküren Allah'ım. Teşekküründen aciz olduğum diyeceğiz hep. Teşekküründen aciz olduğum bu nimetlere teşekküren iki rekat, son iki rekatı duha namazı. Oturduğunuz yerden kılarak bu duha namazını Efendimizin müteaddit hadisleri vardır. Müteaddit hadisleri vardır. Bu hadis-i şeriflerden birinde de Cennet-i Âlâ'da, Cennet-i Âlâ'da öyle bir kapı vardır ki yukalü ona denir veya yüsemma baben, öyle bir bak ki o yüsemma duhan, duha diye isimlenen cennete bir kapı var. Cennetin içinde, cennete girdikten sonra öyle bir kapı, duha namazını kılanları Hazreti Allah o özel kapıdan alacaktır buyuruyor. Yani cennete girdikten sonra da cennetin içinde nice kapılar var. Cennetin içinde ne de nice derecat var. Nice muhteşem ayrı ayrı yerler var. Bak dünya diyorsunuz her şeyi kaplıyor. Ama dünyanın içinde çeşit çeşit güzellikler var. Öyle değil mi? Dünyamız deyince dünya. Dünyanın içindeyiz hepimiz. Ama öyle güzel yerler var ki hiç oraları siz görmediniz. Diyelim. Öyle mi? Nicelerini gördünüz ama nicelerini de görmediniz. İşte cennette de bunlar misaldir. Cennette de birbirinden mufaddal, birbirinden üstün öyle makamlar, öyle mevkiler, öyle ülkeler, öyle derecat var ki Hazreti Allah işte duha namazını kılanlara, siz dünyada bu namazı kılmıştınız, sizin için ayrı bir, bununla ilgili ayrı bir makamım, derecatım var, gelin oraya girin diye Cenab-ı Hakk'ın iltifatına mazhar olacaklardır. İstemez misiniz böyle bir nimete mazhar olmak? İsteriz. Evvabin namazı, duha namazı, evet, kuşluk namazı da denir buna.
Cenab-ı Rabbil Alemin bu namazları, teheccüd namazı ayrıca farz, vacip ve sünnetlerden sonra bu namazları da kılmayı Allah cümlenize, cümlemize nasibi müyesser buyursun. Ve duha, duha hakkı için. İşte duha vakti, kuşluk vaktine yemin ediyor Hazreti Allah. Kuşluk vakti, efendiler, güneşin en genç olduğu vakittir. Her sabah güneş doğar. Bir insan gibi, bir insan nasıl annesinden doğar, efendim, onun küçüklüğü vardır, sevimli anı vardır, çok çok. Sonra yetişkin anı vardır. Sonra yavaş yavaş yaşlılık anı vardır derken beli bükülür, yere doğru başı, alnı bükülerek yeri görsün, gideceği yeri görsün diye Cenab-ı Hak onu ihtiyarlatır, belini büker ki devamlı gideceğin yere bak, unutma orasını diye. Ama gencecikken kavak ağacı gibi dimdiktir, farkında değil. Ama yaşlanınca bir taraftan beyazlaşmış saçları kefeninden haber verir ona. Ey kişi, yakında beyaz bir kefene bürüneceksin. Hatırla. Saç, saçların sana anlatıyor. Dökülüyor önüne, anlatıyor. İkaz ediyor. Daha nasıl söylesin? Yetmez mi bu kadar? İhtiyarlık da topraktan, mezardan haber veriyor. Beyaz sakal, beyaz saç kefenden, ihtiyarlık da kabirden bize haber getir. Ey gafil insan, bunları düşünsene diyor bize. Kendi halimiz, kendi vaziyetimiz konuşuyor. İşte güneş de her sabah böyle doğuyor. Doğum. Doğum yapıyor. Ve taptaze, gencecik böyle bu doğum güzelliğini öğleye kadar bütün şaşasıyla gösteriyor. Öğleden sonra artık kemale ermiş. Deriz ya, vakti kemal, vakti zeval. Değil mi? Güneşin zeval var. Yani eğilme vakti, bükülme vakti. Yavaş yavaş ihtiyarlıyor. Akşama doğru güneş kaybolup gidiyor. Yani ölüp gidiyor. Görüyor muyuz bunu her gün? Var mı görmeyen? Gözü kör olanlar bile bunun farkında. İşte güneş doğdu, güneş battı diye yanındakiler de söylüyor. Ama bile olsa bunun farkındadır. Her gün güneş doğuyor ve ölüyor. Senede şu kadar 360 bilmem kaç gün güneş doğuyor ve ölüyor. Hala da doğumun ve ölümün bize neleri anlattığını ve bize nasıl nasihat ettiğini anlamıyorsa, öldükten sonra kafası kabir tahtasına vurduğu zaman anlar. Ölünce başı teneşire vurunca o zaman anlar. Ama iş işten geçmiş olur. Güneş. Bakın Cenab-ı Hak burada. Ve duha. Duha hakkı için. Kuşluk vaktine yemin ediyor. Yani günün, güneşin tazeliğini, gençliğini bize anlatıyor. O şafak atışını, o alemi aydınlatışını, onun güzelliğini, o güzel manzarayı Cenab-ı Hak, bütün hayatın başlangıç anı. Daha burada sırf duha üzerinde durursam akşama kadar bitirmemize imkan yok. Kısa geçiyorum. Ve duha, işte bu duha vaktindeki esrarım hakkı için. Yemin ediyor Cenab-ı Hak. Peki hadi ikinci bir tarafına da temas edeyim. Ve duhanın, güneşin gençliği dedik değil mi? Bir de doğrudan doğruya burada Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhteremimizin duhasına işaret vardır. Duha aydınlık demek. Aydınlatan demek. Öyle mi? Cihanı aydınlatan. Peki asıl cihanı aydınlatan kim?
Ahir zaman nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemimizdir. Öyleyse ve duha, gönülleri, kalpleri, letaifi, letaif dünyasını, kalp bu göğüste bulunan letaif dünyası, letaif alemlerini, alemi kalp, alemi ruh, alemi sır, alemi hafi, alemi ahfa, bu göğsümüzde bulunan alemler bunlar. Bu alemlerin bir kuşluk, gençlik, aydınlık manzarası vardır. Bu ne ile aydınlanıyor? Nur-u Muhammed ile aydınlanıyor. Şems-i Muhammed ile aydınlanıyor. İşte ve duha Şems-i Muhammedi ile, duha-i Muhammedi ile bütün alemleri, sadece dünyayı değil, bütün alemleri gençleştiren, bütün alemleri nura gark eden, bütün alemleri aydınlatan Habibi Edibim, Resul-ü Eminim hakkı için demektir. Allahu Ekber. Anlatabildim mi? Bu kadarını anladınız mı efendim? Demek duha bir şu güneşle ilgili duha, bir de Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhteremimizle ilgili duha. Artık o Efendimiz'e bağlı duha, aydınlıklar hepsi ona bağlı. Ondaki esrarım hakkı için. Ki Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhteremimizin doğumu ile, onun veladeti ile bütün cihan karanlıktan kurtulmuş. Bütün bitkiler, canlılar, cansızlar aydınlığa kavuşmuş. Ve duha, işte Habibim'deki bu aydınlığa, bu duhayı hakikiyeye yemin eder. Ki velleyli izâ seca, sükûnet bulduğu gece hakkı için. Sükûnet bulduğu, hani güneş batınca karanlık yavaş yavaş ortalığı sarar. Ama bir de bunun sükûnet bulduğu an vardır. Koyu bir anı vardır. Bir sessizlik anı vardır. Öyle mi? Böyle rahata erdiği, herkesin kenara, evine, yatağına çekildiği bir anı zamanı vardır. Gece yarısı, gece yarısından sonra. O ana yemin ediyor Cenab-ı Hak. Evet, yani Nur-u Muhammed'le nurlanan, onun duha-i hakikisiyle letaifini aydınlatanlar öyle bir sükûneti maneviyeye nail ve mazhar olurlar ki, öyle bir kemale kendilerini, öyle bir derya-i maneviyeye, kendilerini bir hiçliğe, bir yokluğa öylesine atarlar ki, hani deriz ya Türkçemizde de seciyeli insan. Der misiniz bunu? Veya seciyesiz adam. Bunda der misiniz? Böyle de duydunuz mu? Seciyesiz adam. Ne demek? Demek ki bu huzursuz adam. Efendim sıkıntılı bir adam. Efendim, her türlü karışıklık içinde bulunan bir adam. Efendim, iyi duygular içinde olmayan bir adam. Seciyesiz demek. Ha, seciyeli demek sükûnet bulmuş. Rahata ermiş. Tam işin sırrına vakıf olmuş seciyeli bir insan. Birçok manaları var da ben şöyle hepinizin anlayabileceği kadar söylüyorum. Hepsini anlatmama, tefsir ve izaha imkan ve ihtimal yok. Ve leyli izâ seca. Bak seca, seciyeden de geliyor. Ondaki esrarım hakkı için. Bu aydınlıktan sonra, güneşin batımından sonra gecenin bu sükûnetini, bu karanlığı, bu sessizliği kim halk ediyor? Bu kimin programı? Ve ondan sonra da tekrar bir aydınlığı beklemeye koyuluyoruz. Bu gecenin, bu sessizliğin bir sabahı vardır diyoruz. Öyle mi efendiler? İşte bu devam edip gidiyor. Yani bir insanın dünyaya geliş aydınlığı bir gün mezarla noktalanacaktır. Oraya da işaret var. Ve duha ve leyli izâ seca. Bütün bunlara Allah'ımız
yemin ve kasem buyurduktan sonra ma vedda'ake rabbuke ve ma kala. Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed, Rabbin sana ne veda etti ne de darıldı ne de gücendi. Allah'ın seni bırakmadı. Neden böyle buyuruyor Rabbimiz? Seni Rabbin bırakmadı, terk etmedi de, sana veda etmedi de, hani birisi ayrılırken veda eder, ayrılır gider ya, uzaklaşır. Rabbin seni öyle de yapmadı. Rabbin sana darılmadı da, Rabbin sana gücenmedi de. Allahu Ekber. Neden acaba Rabbimiz Habibi Edibi Resulü Eminini bu ayetiyle böyle teselli buyuruyor? Bir ara sevgili peygamberimize vahiy uzamıştı. Bir müddet Cebrail aleyhisselam gelmediler. Peygamberimiz de Cebrail'den bana Allah'ımdan şöyle ayetler geldi buyurmadı. Bunun kafirler de farkında tabii. Çünkü her gelen ayet hemen eshab tarafından ezberleniyor ve okutuluyor, okuyor. Haber veriyorlar her taraf. Haber alın. Sık sık Efendimizin bu gaybi haberlerini alıyorlar, duyuyorlar kafirler. İnanmıyorlar başka. Ama bir ara duymaz oldular. Ve eshaptan bazılarına demeye başladılar ki yahu kaç gün oldu? Bir müddetten beri senin peygamberinden bir haber çıkmıyor. Bak bak bak, kafirlere bak. Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, diğer Müslüman, yeni iman etmiş Müslümanlara taarruzda bulunuyorlar. Belki de peygamberimizin vicahen karşısında da söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki yahu uzun müddetten beri hiç sen inandığın Rabbinden hiçbir şey getirmiyorsun. Hiçbir şey söylemiyorsun. Demek ki Rabbin sana darıldı. Demek ki Rabbinle senin aran açıldı. Haşa. Rabbin seni bıraktı artık. Demeye başladılar. Mekke içinde böyle porpuhan da yapmaya başladı kafirler. Efendimiz tabii onların bu tarzlarına çok müteessir oluyordu. Allah'ımız onlara cevabını verecek tabii. Ama Efendimiz'i rahatsız edecek şekilde bu porpuandaları sürüyordu. İşte bir müddet vahyin inkıtağından sonra Cenab-ı Hak bu sure-i celileyi vahyetti peygamberimiz. Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed, felâ yahzunke kavluhum, onların ileri geri konuşmaları seni hiç üzmesin. Hiç mahzun olma, mükedder olma. Duha hakkı için her gün dünyayı aydınlatan o güneş, o güneşin getirdiği duha esrarı, o gecelerdeki esrarım hakkı için, yani gün ve gecedeki esrarıma yemin ediyorum ki Rabbin sana darılmadı da seni terk etmedi de. Sakın onların sözleri sana tesir etmesin Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed. Hiç Rabbin seni terk eder mi? Rabbin seni bırakır mı? Hiç Rabbin sana darılır mı? Rabbin bütün kainatı senin hürmetine yarattı. Levlâke levlâ lemâ halaktu leflâ. Sen olmasaydın bütün kainat hiçbiri var olmayacaktı. Onları halk etmeyecektim buyuruyor Hazreti Allah. Sen benim böyle bir sevgilimsin. Binaenaleyh onlar böyle ileri geri konuşacaklar. Onların konuşmaları kıyamete kadar devam edecek. Aynı genden olanlar, aynı zihniyetten olanlar, o imansızlar, o kafirler, o mürahiler, o münafıklar, o mecusiler, o muarızlar, muhalifler hiç eksik olmayacak. Bugün sana söylüyorlar, yakın senin eshabına, senin halifelerine söyleyecekler, senin varislerine söyleyecekler. Senden sonra kıyamete kadar gelecek, senin yolunu devam ettiren Kur'an ve sünnetin salikleri, hadimlerine hep bu tarzları, daha ağır isnatları, daha ağır iftiraları yapmaya devam edecekler. Etmeye
fırsat ve imkan vereceğim onlara ben. Yapsınlar. Ondan dolayı sen hiç canını sıkma Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed. Rabbin seni hiç terk eder mi? Rabbin sana hiç darılır mı? Çünkü velel ahiretu hayrun leke minel ula. Evet, evet. Çünkü sonuç senin için başlangıçtan daha hayırlıdır Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed. Allah Allah. Başlangıcı sonuncu başlangıçtan daha hayırlıdır. Daha güzeldir. Efendimizin başlangıcı değil mi? Kendisi dünyayı şereflendirirken başlangıcı, onun irtihaline yakın Medine-i Münevvere'de yüz binleri aşmış eshab-ı kiram, o eshab alimleriyle, fadıllarıyla, evet müminler, o mücahitleriyle bütün cihana, bütün dünyanın her tarafına İslam'ı götürmüş o eshab-ı kiramın varlığı, Efendimizin başlangıcından sonuncusu daha hayırlı. Öyle mi? Efendimiz Kabe-i Muazzama'da tek başınaydı. Tek başına. Başlangıç öyleydi. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık'la başlamıştı. Mekke'de başlamıştı. Çok sıkıntılı bir başlayıştı. İstıraplı bir başlayıştı. Ama sonuç Medine-i Münevvere'de. Efendimizin irtihali Medine-i Münevvere'de. O tarih ise ne kadar güzel. Mekke-i Mükerreme fethedilmiş. Evet, Hicaz bölgesi nura gark olmuş. İslam'ın nuru şarka, garba, Asya'ya, Afrika'ya dağılmaya, yayılmaya başlamış. Sonunca bakın. Başlangıca bakın, sonunca bakın. Onun için Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed. Başlangıcından sonuç daha güzeldir. Daha güzel olacaktır. Ne kadar şumulli. Senin küçüklüğünden senin yaşlılığın daha güzel olacaktır. Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed. Bütün güzellikler, bütün muvaffakiyetler, bütün zaferler hep sona doğru gelecektir. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Senin hayatının evvelinden hayatının sonu. Evet, dünyadan, yaşadığın bu dünyadan ahiret daha hayırlı. Hepsine şamil. Bize de, hepimize de işaret. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Efendimiz bir gün Kabe-i Muazzama'nın gölgesinde istirahat buyuruyor. Hem de öyle bir kilimin, yırtık bir hasırın üstünde Efendimiz dayanmış mermerlere. Hazreti Ömer yaklaşmış yanına diğer eshabı. Ya Resulallah, ya Resulallah, ya Habiballah, ya Habiballah. Ey Allah'ın Habibi, Allah'ın Resulü, Allah'ın eşsiz peygamberi, makam-ı Mahmud'un sahibi. Şu anda dünyanın muhtelif yerlerinde nice krallar, nice evet beyler, derebeyler, kuş tüyü yataklarda yatarlarken, saraylarda zevk-ü sefa ederlerken, büyük geniş imkanlara sahip olurken, kainat hürmetine yaratılan Allah'ın Resulü, sen mermere dayanmış yırtık bir hasırın üzerinde istirahat ediyorsun ya Resulallah. Dayanamıyoruz buna mukayese edince diyorlardı. Efendimiz bu ayeti celileyi okudu onlara. Dedi ey eshabım, onlar kuş tüyü yataklarda yatsınlar. Her türlü dünyevi nimetlerden bol bol istifade etsinler. Size ahiret yetmez mi? Allah'ın cenneti yetmez mi size? Allah'ın cemali yetmez mi size? Dünyadan ahiret daha hayırlıdır
velel ahiretu hayrun leke minel ula. Nedir o kuştuğu yataklar, o saraylar, o makamlar, o mevkiler, o saltanatlar? Bunlar nedir ki onlar? Hepsi seri uzzevat, hepsi geçici, hepsi aldatıcı, hepsinde bir hikmet var. Aldananlar, kaybedenler. Onların hikmetini anlayan, şükrünü eda edenler, kazananlar. Onlara dünya, bize ahiret yetmez mi ya Ömer diyor. Velel ahiretü hayrun leke minel ula ayetini Rabbimiz Habibine vahiy buyuruyor. Hepimiz için böyle değil mi efendiler? Bizim için ahiret, cennet daha hayırlı değil mi dünyadan? Yani başlangıcımızdan sonuncumuz daha iyi olacaktır. Habibi için böyle söylüyor Allah'ımız. Sevgilileri için böyle buyuruyor. Bütün iman edenlere, Allah Resulüne bağlı bulunanlara, Efendimiz'e tebeiyyette kusur etmeyen, ona zahiren ve batinen bağlı olanlara hep bu ayette bu müjdeler hepimize şamil. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Vele sevfe yutike rabbuke feterda. Geçen sohbetimde sırf bu ayeti işaret etmiştim. Evet Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed, duha hakkı için, gece sükunet bulduğu andaki esrarım hakkı için, Rabbin seni hiç bırakmadı, hiç de bırakmayacak. Rabbin sana hiç darılmadı, hiç de darılmayacak. Senin sonuncun evvelinden, başlangıcından daha hayırlıdır. Bir de Rabbin sana ihsan edecek de edecek. Rabbin sana verecek de verecek. Ta sen razı oldum Allah'ım. Yetti mi Habibim? Kafi geldi mi Habibim? Deyinceye kadar Rabbin sana verecek. Ey benim sevgili Habibim. Vele sevfe yutike rabbike feterda. Ayet-i celilesi bunu ifade ediyor ki Rabbin sana verecek. Veriyor da veriyor. Ahirette de verecek. Dünyada hiçbir peygambere vermediğini sana verdi. Sana bütün bunların fevkinde makam-ı mahmudu verdi. Hiçbir peygambere vermediği şefaat selahiyetini sana verdi. Ben öyle ümmetime şefaat edeceğim ki buyuruyor Resulullah'ımız. Allah'ım bana öyle bir ihsanda bulundu ki ben yeter deyinceye kadar, rızaya ulaşıncaya kadar şefaat edeceğim ümmetime. Allahu Ekber. Ya Rab, o Resul-i Ekrem'e ve Nebi Muhterem'ine bağlılıktan bizi ayırma. Onun sünnetine hakkıyla uyanlardan eyle bizi ya Rab. Ya Rab, bunun farkına varan, idrakine, şuuruna erenlerden eyle bizi Allah'ım. Evet, Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Ve Cenab-ı Rabbil Alemin, vele sevfe yutike rabbuke feterda. Evet, Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri, evet Rabbimiz Habibi Edibi Resulü Eminini bu ayeti celileyle hiçbir peygambere bulunmadığı iltifatını bildiriyor Allah'ımız ve ondan bahsediyor. İşte ümmetime şefaat edeceğim. Ta Rabbim ya Muhammed, razı oldun mu ya Muhammed? Ey Habibim, razı mısın diyene kadar ümmetime yardım edeceğim. Onları, cehennemle gitmiş olanları da kurtarmaya çalışacağım. Nitekim sohbetime başlarken okuduğum Hazreti Enes İbni Malik'ten mervi bir hadis-i şerifte o öyle buyuruyor Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz. Ben diyor Resul-i Ekrem'den duydum, işittim. Kıyamet günü olunca Allah'ım bana şefaat izni verecek. Hiçbir peygambere vermediği şefaat izni verecek. Evet. Ve ben de şöyle diyeceğim. Fekultu, ben de dedim diyeceğim. Ya Rab,
Ey benim Allah'ım, edhilil cennete men kâne fî kalbihi hardalet. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olanı cennetine koy Allah'ım diye yalvaracağım diyor. Allah. Şu şefkati peygamberiyeye var. Şu şefkat, şu merhamete bak efendiler. Allah'ım kalbinde hardal tanesi kadar imanı olanları cehenneminde bırakma Allah'ım. Cennetine ithal et diye gözyaşı dökeceğim. Ve feyedhulune, onları da Rabbim cehennemden çıkaracak, cennetine ithal edecektir. Sonra ekul, tekrar ben diyeceğim ki yine yalvarmaya devam edeceğim. Edhilil cennet, hani velesefe yutike rabbike feterda ayetinde öyle buyuruyor Resulullah'ımız. Ben ümmetime şefaat edeceğim. Rabbim ya Muhammed, razı oldun mu? Rızaya erdin mi? Tatmin oldun mu Habibim diyene kadar ben Rabbim'den şefaat isteyeceğim ümmetlerim hakkımda buyuruyor. İşte onu bu hadis-i şeriflerinde anlatmıyor ve bu ayetin bir tefsir ve izahı olmuş oluyor. Ve onlar cehennemden çıkarılacaklar ve yine ben şöyle yalvaracağım. Diyeceğim ki ya Rab, edhilil cennete men kâne fî kalbihi edna şey. Allah'ım, Rabbim, kalbinde hardal tanesi kadar değil, ondan daha az, kalbinde imanı olanı da cehennemde bırakma Allah'ım diye yalvaracağım. Gözyaşı dökeceğim de Cenab-ı Rabbil Alemin onları da cennetine ithal edecek. Buyurduğunu işittim diyor. Kim söylüyor bunu? Sahabiden Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu anh efendimiz. Ve Efendimiz diyor bunu söylerken ben onun eline bakıyordum. Allah Resulü bunu anlatırken onun eline dikkat ediyordum. Resul-i Ekrem ve fahri kainatımız ellerini indirip kaldırıp bitiştirdiğini görüyordum. Bunu söylerken, yani Efendimizin bu hadisi şerifi söylerken ondaki tavrı, ondaki hareketi, görüşünü de Hazreti Enes İbni Malik anlatıyordu. İşte aziz ihvanı dinim, bizim için böyle bir yalvarış ve yakarış içinde olan, bize ümmetine böyle bir şefkat ve merhamet kucağını açan Peygamberimizin sünneti hakkında hepimiz düşünelim, acab layıkıyla icra ve ifa edebiliyor muyuz efendiler? Hele hele bazıları çıkıp da Kur'an yeter bize, sünnete lüzum yok diyen, bu küfürdür zaten böyle söylüyorsa. Efendim, onun için farz namazları kıldığımız gibi kaza namazınız da olsa o sünnetleri eda edeceksiniz efendiler. 20 rekat farz, günde 20 rekatta sünnet. Bu namaz, namazdaki Efendimiz'e olan borcumuz. O Allah'ın Resulü 20 rekat farz namazlarınızı benim size sünnet kıldığım 20 rekat bu sünnetle ikmal edeceksiniz. Varsa o açıkları kapatacaksınız. Oradaki açıkları kapatmaya vabestedir. O noksanları gidermeye vabestedir. Onun için fıkıh kitaplarımızda nafile bu namazlar için mükemmilus salat ismi verilmiştir. Yani farz namazları ikmal eden demek. Farz namazları ikmal eden demek. O sünnetler kılınmazsa Peygamberimizin sünneti yerine getirilmediği için mümkün ve muhtemeldir ki Allah'ımız farz namazları da kabul etmez. Der ki benim peygamberimin sünnet kıldıklarını da yap. Onlarla beraber kabul edeceğim. Buyurursa ne yaparız? Halimiz ne olur? Ne gibi bu? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tevhidi neyle Cenab-ı Hak kabul ediyor? Cevap verelim. Muhammedur Resulullah ile kabul ediyor. La ilahe illallah dese, Muhammedur Resulullah'ı kasten demese, söylemese, Allah'ımız onun la ilahe illallah
deyişini kabul etmez. Hadi Muhammedur Resulullah de, ondan sonra kabul edeceğim. Tevhid-i bari Muhammedur Resulullah ile tamamlanır. Böyle midir efendim? Öyleyse beş vakit namazlarımız da kılacağımız sünnetlerle tamamlanır. Ya Rab bizi gafletten muhafaza eyle ya. İşte Efendimiz bizi gece gündüz böyle anar da, hele bir gün şöyle yalvarıyor Fahri Kâinat, hüngür hüngür ağlayarak şöyle diyor: Allah'ım, Allah'ım, senin halilin İbrahim benim ceddim, sana yalvardı ümmeti için, yakınları için ve bana tabi olanları bağışla Allah'ım diye yalvardı. Kardeşim Hazreti İsa, Allah'ım, in tuazibhum fe innehum ibaduk, sen onlara azap edersen sen bilirsin, onlar da senin kulundur Allah'ım dedi benim kardeşim İsa. Ben de diyorum ki vah ümmeti, ey benim Rabbim, bana ümmetimi bağışla diyorum Allah'ım. Ümmetimi bağışla ya Rabbel Alemin. Hiç onlara azap etme Allah'ım diye. Efendimiz böyle gözyaşı dökerken Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ı vazifelendiriyor. Ya Cebrail, çabuk in Habibime selamımı söyle. Kendini helak edercesine gözyaşı dökmesin. Ben Habibimi hiç gücendirir miyim? Ben hiç Habibimi mahcup eder miyim? Onun arzu ettiğini yerine getirdim. Üzülmesin. Ben onu üzmem buyurdu Allah'ım diye derhal çabuk selamımı götür buyuruyordu. Böyle bir şefkat ve merhamet peygamberin o yüce vasfını anlatıyor Cenab-ı Hak. Ve lesevfe yutike rabbüke feterda. Evet, öyle razı olacaksın Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed. Efendimizin şefaatle alakalı daha nice hadis-i şerifleri var. Şimdi Sure-i Celle'nin öteki ayetlerine de kısaca bakalım ve dersimizi, vakit yaklaşıyor, toparlayalım. Elem yecidke yetimen feava. Sen yetimdin de, sen yetim değil miydin Habibi? De Rabbin seni barındırdı. Evet, sen yetimdin, sen yetim oldun. Dünyaya gelmene 6 ay varken Efendimiz pederini kaybediyordu. Hazreti Abdullah'ı, babası Abdülmuttalip Hazretleri Medine'ye ticaret için, mal mübayası için göndermişti. Alışverişe göndermişti. Hastalandı ve yolda vefat etti. 6 ay var Efendimizin dünyayı şereflendirmesine. Dünyaya 6 ay kala gelmeye babadan yetim oluyordu Allah'ın Resulü. 6 yaşındayken annesinden yetim oluyordu. Gece gündüz kendi himayesinde bulunduğu dedesi Abdülmuttalip'ten de 8 yaşlarındayken yetim kalıyordu. Düşünün şimdi. O kainatın efendisi. Sen yetimdin de Allah seni barındırdı. En yüksek seviyede seni, sana sahip çıkacakları halk etti. Abdülmuttalip Hazretleri onu oğullarından Hazreti Ali'nin babasına emanet ediyordu. 8 yaşlarındayken. Sevgili Peygamberimiz, evet, amcasının yanında kalıyordu. Ama o hakikatte Allah'ımızın terbiyesindeydi. Allah'ımızın korumasındaydı. Hatta arkadaşları bilahare iman edenler anlatıyor. Sevgili Peygamberimiz 3 yaşında, 4 yaşındayken su içecek değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Su içerken, yemek yerken Bismillahirrahmanirrahim. Yemeği bitirdikten sonra elhamdülillah buyururlardı. Daha 3 yaşında, 4 yaşında. Kim öğretiyordu ona bunları? Okuma yazması olmayan diyoruz değil mi? Ümmi. Evet,
herhangi birisinden okuması yazması yok. Ama ona okumayı da her şeyi de öğreten Hazreti Allah'tı Celle Celaluhu. Onun muallimi hakikisi Hazreti Mevlamız idi. Onun terbiyesinde yetişiyordu. Beni en güzel terbiyeyle Rabbim terbiyelendirdi buyuruyordu. Binaenaleyh sevgili peygamberimiz, sen yetimdin de seni Allah'ın barındırdı. Sana sahip çıkacakları halk etti. Ve Efendimiz hem o sahip çıkan amcasının yanında hem de melekler ordusunun muhafazasında ilahi terbiyede, ilahi siyanette yetişiyordu. Ama yetimliği yaşamıştı. Babasını hiç görmemişti sevgili peygamber. Annesini de işte 6 yaşlarındayken tam hatırladı. Tam annesiyle kucaklaştı. Tam sevimli bir anında annesini kaybediyordu. Ama o diğer taraftan en yüksek seviyede tesahhüb ediliyordu. Ve vecedeke dallen feheda. Sen hani yolunu tam doğrultamamıştın da Allah sana yolunu gösterivermişti. Sen nasıl nereye gidileceğini bilemedin de bilemediğin bir an vardı da bütün o yolları sana Rabbin açıverdi. Tabii bunun çok geniş tafsilatı var. Böyle birkaç cümleyle izahı mümkün değil. Yani sana peygamberlik yollarını açan, sana bütün bu yüksek makamlar yollarını açan, gösteren, sana kıyamete kadar gelecek bu ümmeti merhumeyi ihsan eden ve ümmetine bütün bu kolaylıkları sana tanıdığı gibi ümmetine de tanıyan Rabbim. Evet, öyleyse Habibim ve vecedeke ailen fagna. Sen fakirdin de Allah seni zenginleştirdi. Yani sen yoksuldun. Yoksuldun. Nice sıkıntılar çektin. Açlıktan karnına taş bağladığın günler oldu. Ama Allah'ın seni hiçbir kulunu zenginleştirmediği şekilde zenginleştirdi. Bütün dağlar Uhud dağı altın ol bizi harca diye harekete geçiyordu. Güneşi evet bir elime, ayı bir elime verseler davandan vazgeçmem diyordun. Bütün kainat, bütün varlıklar senin için yaratıldı. Bundan daha büyük zenginlik olur mu? Öyle peygamberler geldi geçti ki bu alemden tek bir ümmetle gidebildi. 10 ümmetle, 40 ümmetle bu alemden giden peygamberler var. Öyle peygamberler geldi geçti ki tek bir ümmet bile edinemedi. Tek bir kişi bile iman etmedi ona. Anlattı anlattı iman ettiremedi ve hiçbir ümmet edinemeden bu alemden giden peygamberler var. Efendimizin ise bakın şurada siz dinliyorsunuz. Dünyamızın muhtelif yerlerinde milyonlar, milyarı aşan asrımızda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek onun aşkıyla kavrulan, ona inanan, iman eden. Onun zenginliğine bakın, ümmet zenginliğine bakın, onun ulema zenginliği, onun varislerinin zenginliği. İşte Rabbin seni böyle zenginleştirdi. Fe emmel yetime felâ takhar. Öyle sakın yetimliği yaşadın, sakın yetimlere, yetimleri kahretme. Sakın ha, sakın ha onlara kötü bir şey söyleme, onları küçük düşürme. Ve emme sâile felâ tenher. Sakın dilenen, gelip senden bir şey isteyenleri de azarlama. Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetlerini, sana verdiği bu nimetlerini anlat da anlat ümmetine. Öğrensinler, duysunlar bu nimetleri. Hiçbir peygamberime vermediğim bu güzellikleri sana ve senin ümmetine verdim. İşte şu anda anlatılmaya devam ediyor kıyamete kadar da. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis, izahı, tahdisi nimeti devam edecektir. Benim aziz ihvanı dinim, niçin buralara temas ettik?
Efendimizin sünnetlerine sımsıkı sarılmaya daha muhtacız asrımızda. Efendimiz'e itaata, Kur'an'ın emri bu. Allah'a itaat, peygambere itaat. Peygambere itaat, Allah'a itaat sayılmıştır. Binaenaleyh peygamberimize itaatta kusur etmeyelim. Sevgili peygamberimizin sünnetlerine dikkat edelim. Salatu selam ile onu her an hatırlayalım, unutmayalım. Bu duygularla cümlenize hayırlı ömürler. Ehli sünnet vel cemaat yolunda hayırlı ömürler, sıhhat ve afiyetler niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak evlatlarımıza da hidayet-i kamileler ihsan etsin. Bizi sapıkların, sapıtanların şerrinden muhafaza buyursun. Neslimizi her türlü kötülüklerden muhafaza buyursun. Enbiya-i Uzam ve Resul-i Kiram hazaratımızın, hususiyle fahri kainatımızın, onun âl, eshab ve ehli beytinin, hususiyle huzur devletlerinde bulunduğumuz Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh zatil bari efendimizin ve cümle üstadlarımızın, ehli sünnet ve cemaat ulemamızın, üzerimizde hakları bulunanların aziz ve temiz ruhları için, Allah'ımızın rızası için ve şu güzel